Arkadaşlar merhabalar. Bugün 3 Mayıs 2024. Kent Hissesi ile beraberiz. Kent Hissesi 1476 kapanışını yaptı. %3,87'lik günlükte bir yükseliş görüntüsü oluşturdu. Daha öncesinde kanalımda yanlış hatırlamıyorsam paylaşmadığım hisselerden bir tanesi. Dün yorumlarda kanalımıza abone olan bir arkadaş bu hisseyle ilgili yorum yapmamı istemiş. Ben de bunun isteği üzerine, onun arkadaşımızın isteği üzerine Kent Hissesi'nin destek direnç durumlarını, alım satım sinyallerini kısa kısa sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizler de merak ettiğiniz hisse senedi varsa kanalıma abone olarak katıl butonuyla bana destek vererek merak ettiğiniz hisseleri yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince incelemeye çalışıyorum. Kent Hissesi ile alakalı 25 Ağustos 2023'te bakın burada bir zirve noktamız var. Sonrasında ikinci bir zirvemiz, üçüncü zirvemiz ve dördüncü zirvemiz ve şöyle söyleyeyim arkadaşlar, zirvelerimiz eşdeğer noktalara yakın şekilde, bakın bu nokta, diğer nokta, bu nokta ve bu nokta eşdeğer şekilde, eşdeğer çizgilerde dokunuşlar yapmış geçmiş grafiklerinde. Altta bir desteğimiz bulunuyor, 398.90 desteğimiz ki burada bu hisse bakın bu bölgede destek almış kendine geçmiş zamanda. Yine bu bölgede, bakın bu bölge boyunca komple destek bölgesi olarak çalışmış. Hatta burayı şöyle oklarla da çizeyim. Bu bölge yine destek bölgesi. Şu şekilde sizlere bakın bu bölge hissede bir destek bölgesi olarak çalışmış. Çok güzel yer edinmiş. Sonrasında dostlar bakın destek bölgesi sonrasında hissede başlayan güzel bir yükseliş görüntüsü oluşmuş ve bu yükseliş görüntüsü ile alakalı olarak bir daralma görüntüsü var hissede. Yani yukarı yönlü bir sıkışma görüntüsü var. Şöyle göstereyim. Evet, bu şekilde. Bu bölge içerisinde hissede bir yükseliş görüntüsü ve sıkışma görüntüsü görünüyor günlük grafikte. İndikatörümüz sat sinyali alacak şekilde mavi, turuncu ve mavi çizgiler birbirine yaklaşmışlar. Henüz sat sinyali almamış. Arkadaşlar düzeltiyorum. Burada bir sat sinyali aldıktan sonra, bakın burada bir sat sinyali aldıktan sonra burada bir tekrardan alım sinyali almış. Alım sinyali sonrasında sat sinyali ile alakalı tekrardan bir buluşma gerçekleştirmemiş. Ama sat sinyali olacak şekilde turuncu çizginin burada mavi çizginin üstüne geçmesi halinde bir sat sinyali oluşturabilir. Bunu takip etmeniz gerekiyor. Yükseliş yönüne baktığımızda 1560, 1834 ve 2004 dirençlerimiz bulunuyor. Destek seviyelerimiz ise Kent Hissesi'nin 1286, 1116 ve 979 olarak karşımıza çıkıyor günlük grafiğinde. 4 saatlik grafiği aldığımda hisseyi 4 saatlikte de dostlar bakın burada günlükte çizdiğimiz için ister istemez grafikler detaylı olmuyor şu şekilde. Evet, 4 saatlikte de dostlar 1476 kapanışına göre 1336 desteğimiz bulunuyor. Bir alt desteğimiz 1198. Dirençlerimiz 1560, 1784 ve 1922 olarak karşımıza çıkıyor hissede. Yine burada bir sat sinyali almış hisse 1560 dönüşü sonrasında ama kırmızı olan satış barları açık pembeye dönüşmüş ve bar boylarına giderek düşüş var. Mavi çizgimiz ise sat sinyali ile devam ederken aşağı yönlü, bakın burada yataya sarmış artık, yatay yönlü bir görüntü oluşturmuş. Burada mavi çizginin turuncu çizgiyi kesmesi ilerleyen 4 saatlik grafikte bir alım sinyali üretecektir. Bunu da bu şekilde takip etmek gerekiyor. Saatlik grafiği aldığımda biraz önce de bahsettiğim gibi ister istemez görüntülerde çizimler, evet, bu şekilde daha sağlıklı. Ufak oynamalar olabiliyor. Bunun sebebi ne? Dostlar bunun sebebi günlük grafikte detaylı bir grafik yokken bakın saatlik grafikte daha detaylı bir grafiğimiz bulunuyor. Yine burada da şöyle göstereyim. Bakın mavi çizgi turuncu çizgi kesme yönelik hareket ediyor. Alım sinyali olacak şekilde saatlik grafikte kırmızı olan satış barları açık pembeye dönüşmüş ve bar boyları giderek düşmüş. Burada mavinin dönüşü var. Turuncuyu kesmesi halinde saatlikte bir alım sinyali alabilir. Bunu bu grafiklerden veya da indikatör ile ilgili bilgi veren sitelerden alım satım sinyallerini de sizler de takip edebilirsiniz. 1476 kapanışına göre saatlik Fibo dirençlerimiz 1560, 1696 ve 1781 rakamlar olurken destek fiyatlarımız 1424, 1339 ve 1271 olarak karşımıza çıkıyor Kent Hissesi'nin günlük grafiğinde. Evet dostlar, umarım sizler için güzel, keyifli bir video olmuştur. İlerleyen süreçlerde eğer isterseniz tekrardan güncel yeni bir grafik çizmeye çalışırız. Bakın düzelttik ama grafiğimiz en son bu şekildeydi.
tekrardan oynadık. Tekrardan yeni isterseniz güncel grafikler çekmeye çalışırız. Herkese hayırlı bol güzel kazançlar diyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.